Tamzam Deutsch Unterricht 11. sınıfın Almanca dersine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ikinci ünitedeyiz. Deutschmann Spaß kitabında ikinci ünitenin genel olarak konusu neydi? Sağlıktı. Ve biz şimdi direkt arkadaşlar konu olarak Sollen kelimesini aldık. Çünkü neden? Ders kitabımızda sayfa 25'te alt kısımda Sollen kelimesi vardı ve özneye göre çekimlendiğini gördük. Yani bunun bizim için önemli olduğunu bu da gösteriyorlar. Bu kelimeyi öğreneceğiz. Cümleye nasıl bir ifade katıyor? Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Die Modal verben. Modal, niteleyici fiiller, tarz eylemler gibi anlamlar geliyor Türkçe'de. Almanca'da Modal verben, yardımcı fiilleri ile bir ifadeye yeterlilik, gereklilik, zorunluluk, arzu, istek, müsaade etme, kararsızlık gibi anlamlar katılır. Şimdi modal fiiller dediğimiz zaman 6 tane sabit modal fiil vardır arkadaşlar. Bazılarını gördünüz, bazılarını göreceksiniz. Gördünüz derken çünkü 9. sınıftan itibaren birkaç kelimeyi görmüştünüz. İlk gördüğünüz mesela mögen, yani sevmek. Mesela ich mag Deutsch nicht. Ben Almancayı sevmiyorum. Ich mag Deutsch. Ben Almancayı seviyorum gibisinden. Ya da ich mag dich nicht. Ben seni sevmiyorum. Ich mag dich. Seni seviyorum ya da senden hoşlanıyorum gibisinden de anlamlarını veriyor. Yani bakalım mögen ne demekti? İstemek, sevmek, beğenmek, hoşlanmak, sahip olmaktan, yapmaktan hoşlanmak, arzu etmek, yapılmak, olabilmek gibi anlamlar katıyormuş arkadaşlar cümleye. Burada da şimdi biz ne öğreneceğiz? Sollen. Sollen ne demekmiş arkadaşlar? Cümleye ne gibi ifadeler katıyor? Yapması istenilmek, gerekmek, icat etmek, meyli mağlı, söylenmek, rivayet edilmek gibi ifadeler katıyormuş. Modal fiillerin çekimi ilk üç tekil şahısta değişiktir. Çoğu şahıslara göre çekilmeli normal çekim kuralına uygundur. Yani arkadaşlar burada şöyle bir şey demek istiyor. Bizim mesela kommen ne demekti? Gelmek demekti. Ve bunu çekimlediğimiz vakit ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen gibisinden çekimliyorduk. Fakat burada tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklılık var. Yani ilk üçte tekildi. Ich soll, du sollst, er sie es soll diye söyleniyor. Yani bizim alışa gelmiş esenten takısı tam uymuyor ilk üçte tekildi. Ama çoğula baktığımız zaman bu aynı. Wir sollen, ihr wollt, sie sollen gibisinden arkadaşlar burada söyleniyor. Yani burada bir şey değişmiyor. Onun için bizim bunları arkadaşlar aynı bu tablodaki gibi ezberlememiz lazım. Çünkü cümlede yaptığınız vakit özneye göre çekimliyorsunuz bildiğiniz üzere. Eğer buraya zole gibisinden yazarsanız cümlede ich zole diye o zaman direkt arkadaşlar yanlış olur. Onun için dikkat etmemiz lazım. Yani buradaki tek zolen diye wollen, mögen, müssen, können, dürfen aynı şekilde çekimleniyor. Ama dediğimiz gibi bizim şu anki kategorimiz tek zolen. Modal fiiller genelde ikinci bir fiil ile kullanılır. Bu durumda ikinci yerde kendileri çekilir ve ikinci fiil master olarak çekilmeden sonda bulunur. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Almanca'da eğer bir cümlede iki tane fiil varsa genelde ilk fiil ya yardımcı eylemdir, haben sein, ya da modal fiildir. Modal fiil de ne demekti arkadaşlar? Direkt hangileriydi göstermiştik. Wollen, mögen, müssen, sollen, können, dürfen. Yani bunlardan biri eğer cümlede varsa bunlar hep ikinci pozisyondur. Yani özneden sonra gelir. Hani soru sözcüğü de olsa direkt soru sözcüğünden sonra gelir. Ya da özneden sonra hemen ikinci pozisyonunda yer alır. Sabittir, değişmez. Ama diğer eylem yani esas eylem işte çalışmak, uyumak, gezmek, konuşmak, koşmak gibi söylediğimiz eylemler, esas eylemler arkadaşlar cümlenin sonunda yer alır. Bunlar tabii ki şimdiki zamanta göre yaptığımız için ek almaz, bir şey değişmez, bunlar da aynı kalır. Onun için de bunları böyle bilmemiz lazım. Yani özne, modal fiil, şimdi modal fiilden dolayı yaptığımız için
Daha sonra nesne ve cümle ne kadar uzunsa en sonunda da esas eylemi kullanabiliyoruz. Yani ikinci eylemi direkt oraya koyabiliyoruz ikinci fiile. Bu da gördüğümüz gibi er soll arbeiten. Onun çalışması gerekiyor. Wir sollen zu Hause bleiben. Evde kalmamız gerekiyor. Can soll sich gut ausruhen. Can iyi dinlenmeli ya da can iyi istirahat etmeli diye burada söylüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe'de buraya ek geliyor. Fakat Almanca'da bunlarla bu ekler ayrılmış cümlenin de farklı yerlerinde yazılıyor. Modal fiiller yardımcı eylem olarak kullanılırken ya öznel ya da nesnel bir yargıyı dile getirir. Bir cümlede modal eylem kullanılırken bir kişi eğer kendi kişisel görüşlerini, tahminlerini, yargılarını vesaire ifade ederse öznel, eğer tarafsız bir biçimde herkes tarafından ortaklaşa kabul edilen bir durum ifade ediyorsa nesnel bir kullanım söz konusu olur. Yani iki türlü arkadaşlar ifade söz konusudur. Birincisi öznel, diğeri de ne dedik? Nesnel olarak arkadaşlar. Ve Zorlin bakalım nesnel anlatımda ne gibi ifadeler veriyor. Bir kişinin bir şeyi yapmasını emretmek, istemek, bir şeyi yapmaya mecbur olmak, yapması gerekmek, lazım olmak, icap etmek, meyli malı uyarmak, önermek, tavsiyede bulunmak. Yani örneklere bakarsak arkadaşlar, Du sollst den Armen behilflich sein. Yoksullara yardımcı olmalısın. Soll ich dir helfen? Sana yardım edeyim mi? Jeder soll die Lebensart der anderen anerkennen. Herkes başkasının yaşam tarzını kabul etmelidir. Ich soll nüchtern zur Untersuchung kommen. Muayeneye aç karnına gelmem gerekiyor. Soll diese Arbeit heute erledigen. Bu işi bugün halletmeli. Du sollst deine Aufgaben machen. Ödevini yapmalısın. Du sollst vor allem an die Vernunft halten. Her şeyden önce mantıklı olmalısın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi direkt hemen yardım, yani modal fiil, modal eylem hep ikinci pozisyonda ve ikinci eylem, yani ya da esas eylem dediğimiz direkt arkadaşlar cümlenin sonunda. Hiçbir şey değişmiyor. Tek bir soruda değişiyor tabii ki. Soruda eğer fiilen yaparsanız bu da bir fiil olduğu için cümlede ilk pozisyonunu alıyor. Tabii ki de özneye göre gene çekimleniyor. Hani çekimlenmesi her zaman için özneye göre arkadaşlar yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda Can üzerinden işlemiştik ve Can'ın her zamanki gibi hasta olduğunu falan anlatmışlardı bize bir dinleme metninde. Burada da direkt şimdi Zolin'i öğrendik. Zolin'in hangi pozisyonda olduğunu öğrendik. Ne gibi anlamlar kattığını öğrendik. Ve paragrafta da arkadaşlar genelde hep ne vardı? Hep Zolin'den bahsediyordu. Zolin diye saymaya başlamışlardı hani doktordan sonra. Ne vardı mesela? Can Zol seine Tabletten einnehmen. Can ilaçlarını almalı. Can Zol Kräuter trinken. Can bitki çayı içmeli gibisinden burada söylenmişti. Başka ne söyleyebiliriz? Can soll Obst und Gemüse essen. Can meyve sebze yemeli. Can soll zum Arzt gehen. Can doktora gitmeli gibisinden bu kelimeleri, bu cümleleri verebiliyoruz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bu sayfada, sayfa 26'da da hastalıklar verilmiş ve bu hastalıklara hangi tür tavsiye veririz? Bunları bize soruyorlar. Ratschläge, tavsiye anlamına geliyor. Hastalıklara bir bakalım. Grippe, grip demiştik. Bein, Armbruch. Yani burada arkadaşlar bacak kırılması ya da kol kırılması, bruch kırılma anlamına geliyor. Husten, öksürmek demiştik. Magenschmerzen. Magen, mide anlamına geliyor. Schmerz'e bildiğimiz üzere zaten ağrıydı. Yani mide ağrısı. Hals, Entzündung. Entzündung arkadaşlar burada iltihaplanma anlamına geliyor. Yani Hals Entzündung, hani boğaz iltihaplanması. Zahnschmerzen, diş ağrısı demiştik. Kopfschmerzen, baş ağrısı ve stres olarak da arkadaşlar bunları söylüyorduk. Şimdi bunlara biz nasıl bir tavsiye veririz? Burada birkaç tane kelimeler verilmiş. Mesela Kräutertee trinken. Kräutertee trinken ne dedik? Bitki çayı içme dedik. Bitki çayı hangi hastalıklara tavsiye ederiz? Burada vermişler arkadaşlar. İşte grippe,
Houston, Hertz and Sündung und Kopfschmerzen'e vermişiz arkadaşlar. Hani bunları kitaptan direkt vermişler. Bizim de tabii ki bunları yapmamız istiyor. Ben burada size bunu bırakıyorum. Çünkü ben direkt kelimeleri size söyleyeceğim. Bu tarafta çok fazla üstüne durmayacağım. Ama burası tabii ki önemli bir konu. Hani size sınavda da gelebilir. Bir genel olarak bunun anlamı ne? Ya da tavsiye ver dendiğinde hangi tür tavsiyeler verilsin? Hani bunlardan eğer biraz öğrendiyseniz sizin için çok fazla kolaylık sağlar. Şimdi bir bakalım. Sport machen, spor yapmak. Heiß warm duschen, yani sıcak ya da ılık duş almak. Nicht zur Schule gehen, okula gitmemek. Freunde treffen, arkadaşlarla buluşmak. Spazieren gehen, yürüyüş yapmak. Medikamente, Tabletten, Vitamin Tabletten einnehmen. Medikamente, ilaçları, hapları, işte vitamin haplarını almalı diye söylüyor. Im Bett bleiben, yatakta kalmak. Buchlesen, kitap okumak. Sich erholen, dinlenmek ya da istirahat etmek. Aynı anlama geliyor. Hobby sahibim, yani hobileri olmak, olması. Terapi nehmen, terapi yapmak. Ya da bir terapiye katılmak. Zum Arzt, ins Krankenhaus gehen, yani doktora gitmek ya da hastaneye gitmek. Hustensaft einnehmen, öksürük şurubu almalı. Obst und Gemüse essen, meyve sebze yemeli. Schwimmen, yüzmek, Urlaub machen, tatil yapmak, filme sehen, film izlemek olarak da arkadaşlar söyleniyor. Şöyle hemen alt kısmına geçtiğimizde sayfa 26'da burada aşağıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane resim var. Bu 3 tane resme göre aşağıdaki cümleleri kategorize etmemizi isteniyor. İlkinde ne söyleniyor arkadaşlar? Maria hat eine Erkältung resimde. Yani Maria soğuk algınlığı olmuş. Ondan sonra Hans hat einen Beinbruch. Hans'ın bacağı kırılmış. Erika und Klaus haben Prüfungsstress. Yani Erika ile Klaus'ın sınav stresi varmış. Buradan bahsediyor. Şimdi biz bunlara tavsiye vereceğiz. Hangisi kime göre uygundur? Onları arkadaşlar kodlayacağız. Bakalım. Sie soll Kräutertee trinken. O bitki çayı içmeli diye tavsiye edilmiş ilkinde. A diye yazılmış. Neden arkadaşlar A? Çünkü Sie soll. Bakın iki türlü de olabilir. Bir, kıza söyleyebiliriz. Marie olarak söyleyebiliriz. Ya da Sie diye hangi şeyde kullanabiliriz? Hani onlar dediğimiz vakitte Sie'yi gene kullanabiliriz. Ama burada önemli olan ne? Modal eylemin şahsa göre çekimlenmesi. Yani özneye göre çekimlenmesi önemli. Buradaki Sie soll zaten direkt o anlamı o kişi için söyleniyor. Ona göre çekimlenmiş. Onun için biz burada direkt hemen diyebiliyoruz. Sie soll kaytete tek. Yani bu direkt Maria için söyleyebiliyoruz. Sie soll keinen Sport machen. Arkadaşlar soldan sağa doğru ilerliyoruz. Sie soll keinen Sport machen. Burada da arkadaşlar direkt zaten hemen Maria'dan söz ediyoruz. Er soll zur Arztkontrolle gehen. Eğer gene o anlamına geliyor ama eğer Türkçe'de, yani Almanca'da neydi arkadaşlar? Erkeğe söylenendi. O doktor kontrolüne gitmeli diyor. Direkt tabii ki bu da B. Sie soll im Bett bleiben. O yatakta durmalı, yatakta kalmalı. Sie soll sich gut ausruhen. O iyi dinlenmeli ya da iyi istirahat etmeli. Burada gene A. Hep Maria'dan burada bahsediyoruz. Çünkü hep sie soll diye söylüyor. Erika und Klaus sollen Urlaub machen. Bakın burada direkt arkadaşlar Erika ve Klaus diyor. Yani hani Erika ve Klaus'tan bahsediyor. Hemen bakın öznenin yani fiilin çekimlenmesi nasıl? Sollen diye çekimleniyor. Hani burada Erika Klaus demeseydi sie sollen Urlaub machen diye de söyleyebilirdi. Yani onlar tatil yapmalı diye de söyleyebilirdi. Burası tabii ki C. Er soll zu Hause bleiben. O evde durmalı. Zaten direkt B. Hans soll sich erholen. O da Hans'tan bahsediyor. Eğer koymamışlar, Hans söylemişler, adını söylemişler. Erholen ne demek arkadaşlar? Dinlenmek, ısrar etmek. Yani ausruhen'den aynı arkadaşlar. Bakın buradakiyle aynı anlama geliyor. Hani ısrar etmeli, dinlenmeli anlamlarına geliyor. Sie sollen spazieren gehen. Bakın bu da Erika und Klaus denmemiş. Direkt sie, yani onlar olarak söylenmiş. Neden burada onlardan bahsettiğini biliyorum. Çünkü burada arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi sollen eylemi, yani modal eylem direkt
özneye göre çekimlenmiş. Burada da hemen tabii ki C diye veriyoruz. Yani onlar yürüyüş yapmalı diyor. Zizal'in hobis haben, onların hobileri olmalı. Ezal keinen Sport machen, o spor yapmamalı. Maria soll ihre Medikamente einnehmen. Maria ilaçlarını almalı diye arkadaşlar burada da bunu böyle işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi burayı böyle yaptık arkadaşlar. Yani zalim bizim için bu bölümde önemli. Çünkü hep tavsiye yönünde veriyoruz. Ve bir sonraki videoda devam işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar konumuz bu kadardı. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.